Merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz denemenin edebiyat kısmını beraber çözeceğiz. Başlayalım. Birinci soru, bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şıklara baktığımız zaman bir anlam sorusu olduğunu görüyoruz çoğunlukla. Karışık, anlaşılması güç anlamını veren bir sözcük kullanılmış. Çetrefilli. Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır diyor. Mesela çölün korumasına, koruma sözcüğü. Dağların güvencesine güvence sözcüğü. Bunu da mecaz anlamlı sözcükler grubunda kabul edebiliriz gitti. Tanımlama yapılmıştır. Tanımlama neydi? Nokta 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 nedir sorusunun cevabıydı. Mezopotamya nedir? Sorusunun cevabı tam da buradan. İşaretliyoruz C'yi de. Özgün anlamını veren bir sözcük kullanılmamış burada. Cevabımız Denizli olacak. Sınırı olmayan anlamı bu. Uçsuz bucaksız anlamında kullanılabilir. Hatta buna sözcük grubu deseydi güzel olurdu. İkinci soruya geldiğimizde bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilgisi bulunmaktadır diyor. Parçanın geneline baktığımızda şurada yaşlanmak vazgeçmenin bir seçim olmadığını öğretiyor. Burada bir şey görmedik. Vazgeçeceksin. Başka çaren yok. Neden sonuç ilişkisini Bursa'da rahatlıkla görebiliyoruz. Vazgeçmesinin nedeni, sebebi hatta gerekçesi ne? Başka çaresinin olmaması. Cevaba Bursa diyelim. Çift dikiş olsun. Üçüncü soruya geldiğimizde parça bütünü okunuluyor ve deniliyor ki bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tamamını siz zaten okumuştunuz, hatırlıyorsunuz. Cevabı direkt Edirne diyeceğim. Edirne olmasının sebebini açıklamak yeterli olacak. 20. yüzyılın ikinci yarısında pek çok ülkenin Fin eğitim sistemini örnek aldığını. Bak şimdi. Burada herhangi bir yerde pek çok ülke ya da birden çok ülke geçiyor mu? Güney Kore ve Finlandiya berbat eğitim sistemlerine sahipti 50 yıl önce. Şimdi ise daha da gelişmiş haldeler. Pek çok ülkenin eğitim sistemini örnek aldığına dair hiçbir veri, hiçbir bilgi kabul edilmemiş yukarıda. Cevabımız Edirne. Dördüncü soru tam teknik edebiyat sorusu. Bakalım tam uyak mı kullanılmış burada? Eder var, cevher var, gider var. Baktığımız zaman cevher burada kök halde olduğu için tam uyak olduğunu söylüyoruz. İki ses benzerliğinden dolayı. 4, 4, 3. Yani 11 hece ölçüsü diyor arkadaşım bu. 4 artı 4 artı 3 duraklıdır. Nasıl ölçüyorduk? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neresi 11 ile olduğunu görüyoruz. Şöyle bir renk değiştirip tekrar bakalım şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 ile hece ölçüsü olduğunu görüyorum buradan 11 ile olduğunu. Gel bir bölelim bakayım nasıl böleceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 böldük buradan. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bura 4, bura 5 oldu. Hiçbir anlamı yok. Hepsinin aynı olması lazımdı. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yine 4, 5. Yani kısaca ben buna 4 artı 4 artı 3 duraklıdır diyemem. Hece ölçüsü olduğunu zaten görmüştüm 11'li olduğunu. Dante gibi diyor benzetme olduğunu söylüyor. Edebi sanattan benzetmeden yararlanılmış. Baktığın zaman zaten A, B, A, B, A şeklinde de uyak şemasını şekillendiğini görüyorsunuz. Cevabımız Bursa. Beşinci soruya geldiğimizde size güzel bir soru sormuşlar açıkçası. Otobiyografinin öz yaşam öyküsü olduğunu, sohbetin hasbihal olduğunu, röportaj, gazete veya dergi yazısı olduğunu, güncenin ruznami günlük olduğunu biliyorsun. Muhabir demek, yorum demek değil. Muhabir haber veren kişi anlamında yukarıdaki 1, 2, 3, 4 birbiriyle ilişkilendirilebiliyor ama 5 ilişkilendirmesi zordur. Cevabımız Edirne 5'te. 6. soruya geldiğimizde şimdi kaside diyor 3 beyit vermiş ve sırala demişler size. Şimdi bir kere giriş beytinin AA ile uyaklı olduğunu bilmek zorundasın. Yani AA düz uyak şeklinde uyaklandığını bilmek zorundasın. Şimdi izhar sümbül, sühanüm, sümbül. 1 ile 2 olmaz. Bir kere 3 ile başlayacak. Bak 3'e dikkat. AA şeklinde. Sümbül, sümbül. O zaman 3 birinci sırada olmak zorunda.
Üçün birinci sırada oldu. Sadece eledikten sonra görüyorum. Denizli ve Edirne var. Şimdi diğerlerini nasıl yapacağız hocam? Son sırada olması gereken. Şimdi bu Matta beytiydi. Bize Makta beyti de lazım. Makta beyti aynı zamanda Mahlas beytiydi. Ey Riyazi'yi görüyorum burada. Demek ki şiiri söyleyen kişi. İki de sonda olması gerekiyorsa cevabımız rahat rahat Edirne çıkıyor. Yani Matta ve Makta kısımlarını bilmem bu soruyu çözmene yardımcıdır. Yedinci soruya geldiğimizde bize ne diyor? Bir dörtlük, bu dörtlükle ilgili olarak hangisi yanlış? Ey sevgi, edebi sanatlara başvurulmamış, düzgün oku. Başvurulmamış mı? Nida sanatıyla başladım. Sevgi dalında ilk çiçek açan tomurcu. Tomurcuğa benzettim. Bak benzetme sanatı var. Gül rengi ışık gibi gibi. Bak gibi bir edatı bile var. Direkt cevap çıkıyor. Edebi sanatlara başvurulmamış diye bir şey yok. Edebi sanatlara baş vurulmuş. Sayıldığı zaman hece ölçüsüyle kaleme alındığı görülüyor. Şuradan zaten sarma ayak olduğunu görüyorsun. Redif kullanılmamış diyor. Evet kullanılmamış görüyorsun. Tam ve zengin kafiyeleri göreceksin. Ama kocaman sırıtan bir A şıkkı var burada diye. 8. soruya geldiğimizde içerik özelliklerinden yararlanarak yani sen şu beyitleri az çok bir anla kardeşim diyor. Buna yönelik bir yorum yap demeyi istiyor. Sevmez Allah halkı incitmişleri, huysuz insan olmaz asla dinleri. Bir kere burada bir öğüt var. Aşağıda okuduğunda da böyle bir şeyler göreceksin. 8. soru cevabı direkt Ceyhan olacaktır. Pentname olacak. Çünkü biz pentname için ne diyoruz? Öğüt veren eserlerin olduğu metin türlerindendir diyoruz. Pentname için cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu soruya geldiğimizde bakıyoruz ilişkilendirme sorusu olacak. Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınan eserin amacı topluma İslamiyet'i anlatılmaktır. Anlatmaktır pardon. Bu bahsedilen eser Divan-ı Hikmet. Ben yazamadım ama şöyle bir yazayım. Mesnevi nazım şeklinin kullanıldığı ilk eser için biz dönüp Kutadgu Bilig diyeceğiz. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan dilimizin ilk sözlüğü olarak bilinen eser Divan Lügat Türk diyeceğiz. Yani A, B ve C şıkları gidiyor. Alisher Nevai'nin Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu bildiren eseri ise Muhakemetül Lügateyn olarak karşımıza çıkacak. Yani E şıkkı cevabımız 9 Denizli diyoruz. 10. soruya geldim. Parça ile ilgili olarak daha doğrusu dizelerle ilgili olarak belli parçalar
Daha doğrusu şıklar verilmiş. Hangisi söylenemez diyor. Kuruldu, çatıldı, savruldu. Şimdi biraz Türkçeden yola çıkarak ki Türk dili edebiyat sorusu çözen arkadaşlar Türkçe biliyor olmak zorunda biraz da olsa. Çünkü kafiyelerde falan çok fazla işimize yarayacak. Çatı ekleri olduğunu görüyoruz. Şuradakilerin. Şimdi bunda zaten işimiz yok. Dığlar, diğler, duğlar, düğler. Bunlar geçmiş zaman ekleri. Bunlar da çatı ekleri olduğu için karşımızda. Kurmak, çatmak, savurmak kalacak. Bunların hiçbiri tam ya da zengin uyak değil. Olmadığı için direkt 10. soruyu Adana diye cevaplayabilirsin. Çünkü Cumhuriyet dönemi şiir zihniyetini yansıtıyor. Serbest ölçüyle sayıldığı zaman farklı farklı ölçüler çıkıyor. Ekenli redif görülüyor ki az evvel çatı eklerinden bahsetmiştim. Parçanın genelinde de imgelere yer verilmiş. Ona Adana diyoruz, haberiniz olsun. 11'in bütününe baktığımızda parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bu parçanın tamamı okunduğu vakit ki zaten okuduğunuzu biliyorum. Somut bilgilere evet her yıl 8 milyon ton petrolle yer verildiğini görüyorum ama okura izlenim kazandırmak hedeflenilmemiş. Bilgi vermek hedeflenmiş. İzlenim kazandırmak şahsen şahsi duyguları göz önünde bulundurarak tahmin ettirmek vardır. Ama burada öyle bir şey yok. Cevaba ne diyeceğiz? 11'e Bursa diyeceğiz ve herkesin kafası netleşecek diyorum. 11 Bursa. 12. soruda bilgi yanlışı sorusu var. Divan edebiyatında övgü şiiri olarak bilinen kasideler sadece övmek için değil, yermek için de kaleme alınmıştır. Doğru. Nesip, girizgah, methiye, fare, tegasül ve dua bölümlerinden ki arttırabiliriz burayı da. Evet oluşuyor. Kasidelerin kafiye düzeni mesneviye benzemez, gazele benzer. Mesnevi olsaydı AA, BB, CC deyip sınırsız bir ölçü, pardon, kafiye düzeni olurdu. Kasideler gazele benzer. AA ile başlar, BA, CA, DA diye gider. Yani kısaca 12'nin cevabı bizim için Ceyhan olmalı. 13. soruya geldiğimizde 16. yüzyıl diyor. En büyük şairlerden diyor. Ya bir kere zaten burada Fuzuli ve Baki'yi ön plana bir tık çıkarmamız lazım. Anahtar sözcüklerle zaten göreceksin olayı. Şimdi Leyla ve Mecnun var. Bengü Bade var. Ki Fuzuli sık sık sorulan adamlardan da cevabımız da yine burada Fuzuli. Azerbaycan Türkçesi diyorsa özellikle artık cevabımız nettir. 13. sorunun cevabı Adana olacak bizim için. 14. soruda bakıyoruz. Çukurova'daki Türkmen boylarının bir şey sözcüsü durumunda. Şimdi burada bir 19. yüzyıl bir gözüme çarpıyor ve aşağıda koçaklamalar. Özellikle. Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir dizesi. Bana her türlü dönüp bu veriler Dadaloğlu'nu işaret ediyor. Şu altını çizdiklerini rahat rahat şu Çukurova'yı da dahil edebilirsin. Dadaloğlu bu anahtar sözcüklerle çıkarılabilir. Cevap Bursa. 15. soruya geldiğimizde Tanzimat Edebiyatı ile ilgili bir soru hangisi söylenemez diyor. Okumaya başladığımızda Tanzimat Edebiyatı sanat yaklaşımlarındaki farklılık nedeniyle iki döneme ayrılmıştır diyor. Bu doğru. Birinci dönem Tanzimat sanatçıları dille sadeleşme çabası göstermiş fakat başarı sağlayamamışlardır. Doğru. İkinci dönem sanatçıları hikaye ve romanda ağırlıklı olarak realizm bakımından etkilenmiştir. Doğru. Birinci dönem sanatçıları şiirlerini Parnasizm'in etkisiyle. Hayır. Cevabımız Denizli olacak. 16. soruya geldiğimizde 16. soru biraz daha bilgi karışık yorum sorusu diyebiliyorsun. 16. soruya Servet-i Fünun'la ilgili bir parça vererek başlamışlar. Ve ne olduğu sorulmuş. Kullandıkları dil ağır ve süslüdür. Buna her türlü yukarıdaki parçadan ulaşılabiliyor. Bir kere toplum için sanat anlayışından uzaklaşıyorlar. Halkın anlayacağı dille yazma kaygısını kenara bırakıyorlar. Bireysel olduğunu zaten görüyoruz. Çünkü ne diyor? Halkın anlayacağı dilden uzaklaşıyorsa 1 ile 2'yi kesin alırım. Yani şunlar olmaz cevabım ya Ceyhan ya Edirne olacak. Batı edebiyatından etkilenmişlerdir. Hayır böyle bir şey söylemiyor. O yüzden dönemin baskıcı idare anlayışını tenkit etmişlerdir. Böyle bir bilgi de olmadığına göre 16. sorunun cevabı Ceyhan'dır diyorum.
17. soruda Sabahattin Ali'nin Değirmen adlı bir hikayesi var. Güzel bir hikayedir, tavsiye ederim. Okuyunuz lütfen. Hangisi söylenemez diyor. Parçanın tamamına bakınca, parçayı daha doğrusu iyi bir sindirince anlayacağım tek bir şey oluyor ki zaten muhtemelen bulmuşsundur onu. 17. sorunun cevabı direkt Adana çıkıyor. Çünkü izlenim kazandırmak amacıyla nitelik bildiren sözcükler kullanılmıştır. İzlenim kazandırmak için değil, ya parçanın bütününden görüyorsun bunu. Cevap direkt Adana. 18. soruya geldiğimizde yukarıda bir bilgi vermiş ve bilgi yanlışlığı nasıl belirtilmiş diyor. Milli Edebiyat döneminde Yahu Kadri Karaosmanoğlu'nun Vurun Kahpe adlı romanında. Şimdi direkt burada zaten bilenler, hocam bir dakika durun, cevap orada görünüyor diyor. Vurun Kahpe adlı yapıtı kaleme alan sanatçı Yahu Kadri Karaosmanoğlu değil, Halide Edip adı vardır. Yani cevap Bursa olacak 18. sorunuz için. 19. soruya geldiğim vakit öz şiir anlayışıyla şiir yazanlar ile ikinci yeni şairler arasındaki ortak bir özellikten bahsediyor. Şunun tamamını göz önünde bulundurduğumuz zaman ikisinde de imge özellikle vurgulu imge olduğu için artı bir özelliktir. Kapalı anlatım hem ikinci yeni de hem de öz şiir, saf şiir anlayışıyla örtüşen tek madde şu Denizli maddesidir. Yani 19 Denizli'dir gençlik. 20. soruda ise bir eşleştirme söz konusudur. Sen şurada Yorgun Savaşçı ile ilgili değil de bir kolay olandan başlayıp devam edersek Mor Salkımlı Ev için söyleyeceğimiz tek bir şey var. O da çocukluk anılarıdır. Yani karşı karşıya verilmiştir. Bununla bu ilişkilendirilebilir. İkiyi bir el. Dönüp 9. Harcıyı Koğuşu içinde otobiyografik roman desen kimse sana bir şey demez diyemez, sıkıntı olur. Günlerin getirdiğine deneme. Aylak adam içinse toplumcu roman demek gerekiyor. Bu eşleştirmelerden sadece bir dışarıda kalıyor. Aslında Yorgun Savaşçı, Kurtuluş Savaşı ilişkilendirilemiyor. 20 Adana'dır. 21. soruya geldiğimiz vakit bir sanatçı istiyor bizden ki biliyorsun böyle sorularda anahtar sözcükler genellikle nasıl derler? Eserlerinden, kült eserlerinden çıkıyor. Yer Demir Gök Bakır 21. soruda bize Yaşar Kemal'i verecek. Gençler merhaba. 22. sorudan kesmemin bir sebebi vardı açıkçası. Cevap anahtarıyla sorunun doğru cevabı arasında örtüşmeyen bir şeyler vardı. 21, 22, 23 maalesef böyleydi. Olsun biz yine doğrusunu anlatalım, doğrusunu yapalım. Ne olduğunu göresin. Bir kere parçada söz edilen sanatçıyı dediğimiz gibi anahtar sözcüklerle ya da eserlerle buluyoruz. Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar ki öykü olarak sorulur. Sanatçı Reşat Nuri Güntekin'dir. B şıkkı olmalıydı. Cevap anahtarı farklı bir şey söylüyor. Onunla pek bir işimiz yok. 22. sorunun cevabı Bursa. 23. soruya geldiğimizde ise parçada söz edilen sanatçı az evvelki soruya benzer bir soru tarzı. Nereden yakalıyoruz? Server Bedi'den yakalıyoruz. Cingöz Recai'den yakalıyor olabiliriz ama en basit, en belirgin kopyamız Server Bedi'de mevcuttur. Server Bedi'yi biliyorsun ki Peyami Safa ile özdeşleştirdik. Peyami Safa olması gerekiyordu. Cevabın başka bir şey değil. Ve bu sınavın son sorusu olarak karşımıza çıkan bu parçada söz edilen sanatçıya ait değil ki ben böyle bir soru bekliyorum açıkçası 2020 AYT kısmında. Kaynağını tasavvuftan alan bir mistisizm mi? Mistisizm zaten büyük kopyalardan biri. İkincisi şurada bir Büyük Doğu dergisi var. Mistisizm Büyük Doğu. Evet cevaplar yavaş yavaş geliyor. Özellikle Kaldırımlar Kaldırımlar şairiyle beraber biz bunun Necip Fazıl olduğunu görüyoruz. Ama aşağıda Necip Fazıl yok. Sanatçıya ait değildir. Yani Necip Fazıl'a ait olmayan eseri istiyor. Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Çile, Sonsuzluk Kervanı Necip Fazıl'a ait bir özellikken, daha doğrusu eserken Ömrümde Sükut takdir edersin ki Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir eseridir. Yani kısaca yukarıda bahsedilen insan Cahit Sıtkı Tarancı değil, Necip Fazıl Kısa Kürek'tir. İnşallah full çekmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.